Herkese merhabalar. Şu an saat 11'e geliyor. Hemen çekip video yüklemek istiyorum. Çok fazla soru ve yorum alıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dualarınız için ama hiçbir yoruma dönüş yapamadım. Allah'a çok şükür sonucum gördüğünüz gibi negatif çıktı. Ama bu negatif çıkması tamam negatifsin deyip normal hayatıma devam edeceğim anlamına gelmiyormuş maalesef. Çünkü pozitif temastan sonra 5 gün sonra yaptırdım ben. Yani 5. gün yaptırdım hatta. Hani dolu dolu 4 gün sonra. Ama bu virüsün tam olarak oluşması 9-10 günü bulabiliyormuş. O yüzden negatif değer her zaman negatif anlamına gelmiyormuş. O yüzden önümüzdeki hafta tekrar maalesef vermek zorunda kalacağım. Yani inşallah negatif çıksın. Hani yeter ki test verelim yani sorun o değil tabii ki. Bugün neden devam konuyla alakalı size bildirim videosu çekemedim. Hemen onu anlatacağım çok kısa. Maalesef sabah kalktığımda Çınar ateşlendi. Hani sürekli kontrol ettim. Çok yükselmedi ama böyle hafif grip belirtileri başladı. Ateşi yükselmeye başladı. Hani ateşi belirgin olmaya başladı. Hemen doktoruna yazdım, durumu anlattım. Biraz bekleyin hani ben bugün nöbetçiyim zaten. Gün içinde burası kalabalık ama akşam gelin. Herhangi bir sıkıntı olmasın burada da demiş. Hani bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Hani doktor hani çocuklarımın bunu çok rahatlıkla atlatabileceğini söyledi zaten. Ama gelin kontrol edelim demiş. Çınar zaten biliyorsunuz alerjik bünyeli bir çocuk. Neyse götürdük doktora. Doktorda ateşi 37.4 çıktı. Sonra işte dinledi falan sırtını. Hani herhangi bir sorun gözükmüyor dedi. Ciğerleri falan temiz gibi duruyor dedi ama Çınar'ın zaten geçmişinde işte bu alerjik bünyesinden kaynaklı ufacık bir öksürük hemen ciğerlerine iniyor. Hani bu süreci kontrol altında tutmak gerekecek dedi. Şu anda da ekstra bir grip salgını varmış çocuklarda. Artı beta salgını varmış. Biz hepsine bakacağız. Tabii ki Covid testini de yapacağız. Ona göre tedavimize başlayacağız dedi. Covid testini verdik. Allah'a şükür çocuklarda büyüklerdeki kadar sıkıntı olmuyor testi vermek. Çok rahat aldılar yani. Çınar hiç yani ağlamadı bile yani. Ablası Çınar'dan sürüntü alınırken videosunu çekmiş onun. Ben de onu ekleyeceğim buraya. Hani siz de görün çocuklarda ne kadar basit olduğunu ve hani Allah korusun böyle bir durumla inşallah hiçbir zaman karşılaşmazsınız ama karşılaştığınız zaman herhangi bir tedirginlik olmasın sizde diye mutlaka eklemesini yapacağım onun da. Kocaman bir aile falan hemen tükürük alıyorum. Hepsi pamuk gördün mü? Evet. Ama elini sürerden yürüyorum. Aferin sana. Aç kocaman aç kocaman. Tamam süper. İşte bitti. Bravo. Tamam, elini sürme. Ben boğazım atıyor. Evet boğazı birazcık kızıklıyor. Haklısın. Ama birkaç dakika sonra geçecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Çınar sana ne yaptılar aşkım? Çınar. Bana boynumu acıttılar. Başka ne yaptılar? Başka nereden çubuk soktular? Nazım'a acıttılar. Çok mu acıdı? Acıdı. Sadece alan hemşireye ne yapıyorsun çok acıttın dedi. Hemşire dedi özür dilerim gerçekten acıtmak istemedim falan böyle. Neyse Allah'a şükürler olsun testleri verdik. Yarın çıkacak Çınar'ın sonucu da. Defne için teste gerek yok dedi. Çünkü herhangi bir belirtisi yok. Aynı şeyi doktor, Çınar'ın doktoru da tekrarladı. Hani benim de mutlaka bir hafta sonra tekrardan yaptırmam gerektiğini söyledi. Hani kendinizi olabildiğince izole etmeye çalışın dedi. Hani pozitifse de korkmayacağız. Şu anki tedaviden farklı bir tedavi vermeyeceğim Çınar'a. Hani şu an yine işte hava falan verdi. Ateş düşürücü verdi. Hani o tarz şeyler verdi yani. Eğer betaysa antibiyotik başlayacağız dedi. Yok değilse
bu tedaviye devam edeceğiz dedi. Öyle yani. Sevinemiyorum daha tam anlamıyla. Hani evet, negatifi gördüm, Allah'ıma şükürler olsun. Çok sevindim tabii ki ama hani ya işte bu da çok negatif. Evet ama %100 negatif değil. Mutlaka tekrarlanması lazım dendiği için tabii ki içimde bir sıkıntı oluşuyor haliyle. Bugün hani bütün gün Çınar'la ilgilendim. Hani Çınar böyle biraz canımı sıktı. Onun dışında hani böyle sürekli yattım diyebilirim. Çok fazla halsizliğim var. Dediğim gibi hani bu tamamen psikolojik olabilir. Aynı zamanda işte farklı bir şey de olabilir elbette. Sonucu bekleyeceğiz inşallah. Hayırlı sonuçlar olur. Kızlar, konuşmamıza bugün devam edelim. Dün öyle yarım bıraktım. Daha sonra da devam edemedim. Çınar'ın beta sonucu çıktı. Betası negatif. Hani beta ile alakalı bir şey yok. Hani doktor zaten çok sanmıyorum ama yine de bir bakalım demişti. Diğer Covid testi ve bir tane de boğazdan sürüntü almışlardı. O testleri henüz çıkmadı. Bakalım, onu bekleyeceğiz işte. Çınar nasıl? Ateşi yok bugün çok şükür. Ama öksürüğü biraz arttı. İlaçlarımıza başladık. Umuyorum hani klasik bir soğuk algınlığıdır diye ümit ediyoruz inşallah. Ne oldu anneciğim? Ben de orada kırını yedim. Olur çok kötü. Neden? Onu takmayacağım. Tamam, takma. Takmadan yap o zaman. Kenara koy onları. Olur mu? Olmaz. Ama takmayacağım diyorsun. Yapma öyle lütfen. Hayır, yapacağım. Yapma anneciğim. Aa, ayağımı acıttın. Acıtacağım. Böyle bir hastalık triplerindeyiz. Nedendir anlamadım. Hasta mısın Çınar'cığım? Yani randevu hangi gün? Randevu dündü, gittik. Randevu. Öyle yani kızlar. Dediğim gibi bugün de Çınar'ın sonucunu bekliyoruz. İnşallah doktor pazartesiye de sarkabilir. Pazar günü olduğu için bugün dedi ama hani elimden geleni yapacağım bugün çıkması için dedi. Hani anne, ben böyle koyarım. Tamam ama dökülür anneciğim. Koyma istersen öyle. Ama koyacağım. Ama hani sonuç pozitif de olsa, dün bunlardan bahsetmiştim galiba. Ya, çocuklarda çok sıkıntı olmaz. Sadece taşıyıcılık yönünden hani önlem almak gerekir dedi. Bu bizim için de geçerli. En geç pazartesi günü de Çınar'ın sonuçları çıkmış olacak. Şu ara yani dünden beri böyle bu hastalığın vermiş olduğu bir huysuzluk, huzursuzluk var daha doğrusu, huysuzluktan ziyade. Neyse, umuyorum dediğim gibi sonucu temiz çıksın. Hepsine razıyım yani. Ben inanılmaz yorgun hissediyorum kendimi. Hala gerçekten ciddi anlamda yorgun hissediyorum. Bu gerçekten psikolojik bir şey mi onu da bilemiyorum ama sürekli Çınar'ın yanına gidiyorum. O yüzden bir türlü videonun kapanışını da yapamadım. Sonuç olarak benim sonucum negatif ama bir hafta sonra tekrar yaptıracağım. Çınar'ın da şu anda sonucunu bekliyoruz. Defne'ye herhangi bir şey yapılmadı çünkü herhangi bir belirtisi olmadığı için. Bakalım Çınar'ın sonucuna göre biz de ona göre hareket edeceğiz artık. Bu şekilde kızlar, haber vermek istediğim, gerçekten o kadar çok mesaj aldım ki DM'den. Allah hepinizden razı olsun. Yani o kadar güzel dualar ettiniz. Hani çok ağladım, çok üzüldüm diyenler. Yani kıyamam. Dua edin gerçekten. Hani Allah'a şükürler olsun, öyle şu anda kötü bir durumum yok. Sanıyorum şeyden bahsetmiştim. Hani şu anda benle alakalı tek problem kendimi aşırı yorgun hissetmem. Ve boğazımda bir doluluk hissediyorum. Yani böyle sanki hani burada böyle bir şey, bir yumruk varmış gibi ama dediğim gibi yani bunların hepsi psikolojik de olabilir yani. O yüzden bir an önce normal hayatımıza dönmek için gerçekten can atıyorum. Hani şu bekleme süreçlerimiz geçsin falan, ona göre artık çok daha fazla önlem alıp inşallah bundan sonrası için bu işin şaka olmadığını
zaten biliyorduk ama böyle tokat gibi çarpıldı yüzümüze yani. Depreden de efekt geldi. Her neyse, bu şekilde kızlar haberdar edeyim dedim. Bu arada yorumlarınızın hiçbirine dönemedim. Hepinizin anlayışına sığınıyorum. Ama gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Sonucu inşallah hepimiz için hayırlı olur. Allah kimseyi sağlığıyla sınamasın. Böyle bir şeyle hiç sınamasın inşallah diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki normal videolarda artık görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.